Ankara'mızda, başkentimizde bir proje lansmanı gerçekleştiriyoruz. İsmi de Başkent Emlak Konutları. İnşallah ismine yakışır bir proje olacaktır diye düşünüyoruz. Bu proje olarak Ankara Mühye'de yer alıyor. Birlik Mahallesi'nin hemen sınırında. Birlik Mahallesi'ne giden yol, NATO yolu dediğimiz yolun sınırında bir proje. 220 bin metrekare alanda gerçekleştiriyoruz. Bu alanda daha önce gecekondular vardı. Yaklaşık 500 tane hak sahibi vardı ve mülkiyete bize ait arsalar vardı. Şimdi 500 tane hak sahibine yine aynı bölgede konutlarını inşa ediyor olacağız. Ve kalan 1500 bağımsız bölümü de satışa sunuyoruz. Ödeme şekli olarak baktığınızda gerçekten iddialı bir proje. Sosyal donatı anlamında, yeşil alan anlamında da gerçekten önemli diyeceğimiz ayrıntılar mevcut. İçinde işte okulunu, 3 tane camisini, yeşil alanlarını, sosyal donatı alanlarını, yani sağlık tesisidir, başka ihtiyaç ne varsa bunların hepsini de yapıyor olacağız. %10 peşinatla ve teslimde başlayan ödemelerle bir kampanya sunduk. Ciddi anlamda da talep görüyor. İnşallah başarılı bir proje olacaktır. Bu proje ve bunun gibi bizim bir aydır yaptığımız işte Gebze, işte dün Tariş'le bir protokol imzaladık. Bugün Ankara projelerine baktığınızda da piyasaya son bir ayda emlak konutu olarak yaklaşık 4,5-5 milyar liralık yeni bir iş sunuyor olduk. Evet, bu yıl için biz biliyorsunuz 11 bin bağımsız bölüm 7.6 milyar da ciro hedefi koymuştuk. Karlılık olarak da 1.5 milyar lira yıl başında kar belirlemiştik. Bunu 2-3 ay önce revize ettik ve 1.800'e çıkardık. Ve yıl sonu inşallah 1.800 kar hedefimizi yakalayacağız gözüküyor. Yine bağımsız bölüm olarak herkesin, bizim yatırımcımızın da ısrarlı sormalarına rağmen, yani siz bu hedefi bu sene yakalayabilecek misiniz? İşte bu sene böyle problemler var, böyle sıkıntılar var, işte böyle darbe girişim oldu, dünyada şu sıkıntı var, Orta Doğu'da bu sıkıntı var demesine rağmen biz revize etmedik. Çünkü biz kendimizden, ülkemizden, gayrimenkul sektöründen eminiz. Ve Kasım ayı itibariyle de baktığımızda işte yaklaşık 9 bin bağımsız bölümü 6.2 milyar da ciroya ulaştık. Ve yıl sonu da belirlediğimiz 11 bin bağımsız bölümü inşallah 7.6 milyar ciroyu da yakalıyor olacağız. Bu bizim hedeflerimizi yakalıyor olmamız şu açıdan çok önemli. Ülkemizde gayrimenkul anlamında talebin olduğunun net göstergesidir. Emlak konuta güvenin net göstergesidir. Ülke ekonomisinin ne kadar sağlam temellere dayandığının net göstergesidir. Dolayısıyla bu anlamda da inşallah yıl sonu hedeflerini yakalıyor olacağız. İçeride gayrimenkul alanının tam zamanı dediniz. Aslında buradan bir de konut alacaklara, emlak yatırım yapacaklara bir çağrıda bulundunuz. Dediğim gibi yıl sonu geldi. Genel olarak burada bir değerlendirme alabilir miyiz? Sektörün 2017'den neler beklediğini anlatabilir miyiz? Evet, bugün tabii bütün yükleniciler, bütün projeler kendi içerisinde belirli kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. Biz de işte bu projede %10 peşin ve teslimde başlayan ödemelerle bir kampanya yaptık. Evet, almanın tam zamanı 0.50 vade farkıyla bir şeyler sunuyoruz. Dolayısıyla 0.50 vade farkıyla ve teslimde başlayan ödemelerle bu projeden ve bunun gibi projelerden konut almanın zamanı. Çünkü biliyorsunuz bu arz talep meselesi ve fiyatlandırmayı da yükleniciler genelde bu arz talebe göre yapıyorlar veya piyasa dinamiklerine göre yapıyorlar. Şu an faiz oranlarını evet bankaların nezdinde 0.91 seviyelerinde olmasına rağmen biz ve bizim gibi yükleniciler, işte şirketler kampanyalar yaparak bu faiz oranlarına kendileri katkı sağlıyorlar. Bu katkıyla birlikte de yani örneğin bu projede vade farkını biz 0.50'ye düşürdük. 15 Temmuz'dan sonra yaptığımız kampanyada vade farkı 0.70'ti ve 2500 bağımsız bölüm sattık. O yüzden ki bugün almanın tam zamanı. Yani bu ve bunun gibi arsalar da bir daha açıkçası kolay kolay çıkma şansı da yok. O anlamda da merkezi lokasyonda uygun ödeme alternatifleriyle proje almanın zamanı.
Önümüzdeki dönemde İstanbul'da yeni projeler üretecek misiniz? Anadolu'da, Anadolu'ya açılma projeniz var. Nevşehir olsun, Konya olsun, Denizli olsun. Bunlar devam edecek mi? Tabii tabii. Yani biz önümüzdeki dönemde de Anadolu'da farklı illerde olacağız. Yine bu ve bunun gibi projelerde yer alacağız. Ülkemizin gayrimenkul sektörünün bize ihtiyacı olduğu her yerde emlak konutu olarak yer alacağız.